Sevgili öğrenciler, yeniden merhaba. Samgis ekibi tarafından hazırlanan LGS 1 sınavında yer alan Türkiye Cumhuriyeti, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi testinin soru çözümlerine başlıyoruz. Birinci sorumuz. Buna göre Nurhan öğretmen ıslahat fermanının hangi özelliğine vurgu yapmıştır? Metnimize göz atalım. Nurhan öğretmen öğrencilerine ıslahat fermanını anlatırken bu ferman azınlıkların ayaklanmalarını önlemek, devlet içine düştüğü zor durumdan ve yıkılmaktan kurtarmak için ilan edilmiştir ifadelerini kullanmıştır. Şimdi bu ifadeden hareket ederek Nurhan öğretmenin ıslahat fermanının hangi özelliğine vurgu yaptığını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. A'ya bakalım. Can ve mal güvenini devlet güvencesi ne alması? Evet, bu ıslahat fermanı can ve mal güvenliğini devlet güvencesine alıyor ama Nurhan öğretmen buna değinmiyor. O yüzden A'yı eledik. B. Azınlıkları kanun önünde eşit kabul eden bir ferman olması. Evet, Osmanlı Devleti azınlıkları kanun önünde eşit kabul ediyor. Bu şekilde onların ayaklanmalarını engellemeye çalışıyor. Ama Nurhan öğretmenin bahsettiği bölüm bu da değil. Eledik. C. Fermanın ilanında yabancı devletlerin etkisinin bulunması. Arkadaşlar Osmanlı Devleti yabancı devletler, Avrupalı devletler içişlerime karışmasın, azınlıkları kışkırtmasın diye bu fermanı ilan ediyor. Tanzimat da böyle. Ama Nurhan öğretmen burada bundan da bahsetmiyor. Onu da eledik. D. Osmanlı'nın dağılmasını engellemek için alınan bir tedbir olması. Evet arkadaşlar, cevabımız bu. Nurhan öğretmen ıslahat fermanının bu yönünden bahsediyor. Bakın. Azınlıkların ayaklanmalarını önlemek, devleti içine düştüğü zor durumdan ve yıkılmaktan kurtarmak için ilan edilmiştir. Yani seçeneklerimiz arasında bunu tam olarak karşılayan D seçeneği Osmanlı'nın dağılmasını engellemek için alınan bir tedbir olması. İkinci sorumuz. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi İslamcılık akımının geçerliliğini yitirmiş olduğunun bir göstergesidir? Metnimiz ne diyor? Osmanlı Devleti'ni içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak isteyen bazı devlet adamları ve aydınlar birbirinden farklı fikir akımları ortaya koydular. Bu fikir akımlarından biri de İslamcılıktır. Bu düşünceye göre devletin parçalanmasını önlemek için tüm Müslümanları Osmanlı halifesinin etrafında ve bir çatı altında toplamak gereklidir. Ancak İslamcılığın gerçekçi bir çözüm olmadığı kısa sürede anlaşılmıştır. Peki aşağıdaki seçeneklerden hangisi bize bu durumu ispatlar? İslamcılık akımının geçerliliğini yitirmiş olduğunu gösterir. A'ya bakalım. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin İttihat Devletleri'ne karşı savaşması. Arkadaşlar bu göstermez. Osmanlı Devleti İttifak Devletleri'ne karşı savaşıyor da olabilirdi. Ama şartlar Osmanlı'yı İttifak Devletleri ile beraber hareket etmeye ve İttihat Devletleri'ne karşı savaşmaya zorlamıştır. O yüzden A'yı eledik. B'ye bakalım. Padişahın cihat çağrısına uymayan bazı Arapların İngilizlerle işbirliği yapması. Arkadaşlar aradığımız cevap bu. Çünkü padişah aynı zamanda halife. Halifenin cihat yani kutsal savaş ilan etme yetkisi var. Halife diyor ki ben bir savaşa girdim. Tüm Müslümanları yanımda istiyorum. Ama bazı Araplar ne yapıyor? Örneğin Mekke Şerif Hüseyin ve bazı Arap aşiretleri Osmanlı'nın düşmanı olan İngilizlerle işbirliği yapıyor. Yani halifeyi dinlemiyor. Kutsal cihat çağrısına uymuyor. Bu da İslamcılık düşüncesinin geçerliliğini, etkisini yitirdiğini gösterir. C'ye bakalım. Müslüman olmayanlara tüm devlet memurluklarına girebilme hakkının tanınması. Arkadaşlar Osmanlı Tanzimat'la, ıslahatla ve Meşrutiyet döneminde gayrimüslimlere yani Müslüman olmayanlara çeşitli haklar tanıdı. Bunun İslamcılık akımıyla bir alakası yok. Eledik. D'ye bakalım. Meclis-i Mebusan'da yani Osmanlı'nın meclisinde Osmanlı unsurlarının yani Osmanlı içinde yaşayan tüm halkların, tüm milletlerin tamamına temsil hakkının tanınması. Bu da Meşrutiyet'in getirdiği bir şey. Yine İslamcılığın geçerliliğini yitirmiş
yitirdiğini göstermez bu durum. Bunu da eledik. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Üçüncü sorumuz. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal'in aşağıdaki alanlardan hangileri ile ilgili çalışmalar yaptığı söylenebilir? Bilgilerimize bakalım. Birinci bilgimiz, 1905'te kurmay yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi'nden mezun olan Mustafa Kemal, kurmaylık stajı için Şam'daki 5. Ordu emrine atandı ve 1907 yılına kadar burada görev yaptı. İkinci bilgimiz, Mustafa Kemal 1913 yılında birçok yabancı konsolosluk merkezinin bulunduğu Sofya'ya ateşe militer olarak atandı. Burada katıldığı davetlerde Bulgar ve yabancı üst düzey kişilerle tanışma, konuşma fırsatı buldu. Peki bu bilgiler Mustafa Kemal'in aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgili çalışmalar yaptığı sonucuna bizi götürür? A'ya bakalım. İktisadi siyasi. Arkadaşlar iktisat ekonomi demek. Bakın burada ekonomiyle ilgili bir şey yok. Burada da siyasi bir şey yok direkt. Çünkü Mustafa Kemal burada askeri temsilci. O yüzden A'yı eledik. B'ye bakalım. Askeri iktisadi. Evet, Mustafa Kemal birinci de askeri bir çalışma yapıyor. Staja gidiyor. Askeri alanda çalışıyor. Kendisini geliştirmeye, yetiştirmeye çalışıyor. Ama ikinci bilgide ekonomik bir çalışma yapmıyor. Yani Sofya'da ateşe militer olarak bulunduğu sırada iktisadi bir çalışması yok. Bunu da eledik. C'ye bakalım. Askeri diplomatik. Evet arkadaşlar, Mustafa Kemal birinci bilgide askeri bir alanda çalışıyor. Kendisini geliştirmek, yetiştirmek üzere, staj yapmak üzere Şam'a 5. Ordu'ya geliyor. Bu bilgi doğru. İkinci bilgide ise diplomatik çalışmalar yürütüyor. Çünkü Osmanlı'nın askeri temsilcisi orada. Askeri büyükelçisi gibi düşünün. Bakın konsolosluk merkezi olduğunu söylüyor Sofya'nın. Orada birçok ülkenin konsolosu var. Yani temsilcisi var, diplomatı var. Mustafa Kemal da askeri diplomat olarak gidiyor oraya. Askeri temsilci olarak gidiyor. Dolayısıyla burada diplomatik çalışmalar yapıyor. Bu elçilerle görüşüyor, toplantılara katılıyor, balolara katılıyor. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. D'ye bakalım. D'de birinci bilgide hukuki diyor. Yukarıda gördüğünüz gibi askeri bir çalışma var. Hukuki bir çalışma yok. İkinci bilgi doğru, diplomatik, ama birinci bilgi yanlış olduğu için bunu da eliyoruz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Dördüncü sorumuz. Mustafa Kemal'in bu sözleri öğrenim hayatına yön vermesinde de etkili olan hangi kişisel özelliğine örnek olarak gösterilebilir? Mustafa Kemal'in sözüne bakalım. Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ndeyken mahallemizdeki binbaşı Kadri Bey'in oğlu Ahmet askeri rüştiyeye devam ediyor ve askeri üniforma giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giyinmeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Subay olmak için önce askeri rüştiyeye girmek gerektiğini anlıyordum. O sırada annem Selanik'e gelmişti. Askeri rüştiyeye girmek istediğimi ona söyledim. Annem asker olmamı istemiyordu. Sınav zamanı ona sezdirmeden rüştiyeye girerek sınava girdim. Arkadaşlar, Mustafa Kemal'in bu sözleri bizi direkt olarak A seçeneğine götürecek. Kararlılık kişisel özelliğine götürecek. Sorumuzun doğru cevabı bu. Çünkü Mustafa Kemal askerlik mesleğini seviyor. Çevresinde gördüğü askeri rüştiyeye giden öğrencilere heves ediyor. Kıyafetlerine heves ediyor. Gördüğü subaylara adeta imreniyor ve kafasına koyuyor. Asker olacak. Bakın burada altını çizdim. Annesi istemiyor. Buna rağmen kararlı Mustafa Kemal ve bir yolunu buluyor. Gidiyor. Askeri rüştiyenin sınavlarına giriyor. Ve amacına ulaşıyor. Askerlik hayata başlıyor. O yüzden burada inkılapçılık, yani yenilik yok. Teşkilatçılık, bir teşkilat kurma, insanları örgütleme, bu teşkilata üye etme gibi bir şey burada söz konusu değil. Burada herhangi bir kahramanlık söz konusu değil. Yani bir savaş, bir başarı. O yüzden sorumuzun
Doğru cevabı A seçeneği, kararlılık düşüncesi ve kişisel özelliği. Beşinci sorumuz. Sofya Ateşemilitelliği görevi sırasında yürüttüğü 1. Türklere tanınan hakların iyileştirilmesi için çaba gösterme. 2. Bölgede yaşayan soydaşlarımızı ziyaret ederek onlarla yakından ilgilenme. 3. Düzenlenen üst düzey toplantı, balo ve davetlerde Avrupa devletlerinin temsilcileriyle görüşme. Faaliyetlerinden hangileri? Mustafa Kemal'in bu düşünceler doğrultusunda hareket ettiğine kanıt olarak gösterilebilir. Hangi düşünceler? Bunu yukarıdaki metinde görmek mümkün. Türk düşünürlerden Ziya Gökalp hem Türkçülük ve milliyetçilik üzerine yazdığı eserlerle hem de düşünceleriyle Mustafa Kemal'i derinden etkilemiştir arkadaşlar. Yani Mustafa Kemal'in Türkçü ve milliyetçi bir kişilik kazanmasında böyle bir fikir yapısına sahip olmasında Ziya Gökalp'in ciddi rolü var ve Mustafa Kemal hayatı boyunca bu fikirler doğrultusunda hareket ediyor. Burada neyi soruyor peki? Sofya Ateşemilitelliği sırasında yaptığı, yürüttüğü hangi faaliyet, hangi görev onun bu düşüncelerle, bu kişilik yapısıyla hareket ettiğine kanıt olarak gösterilebilir. Bunu arıyoruz arkadaşlar. Bir de bakalım. Türklere tanınan halkların iyileştirilmesi için çaba gösterme. Evet, buna ulaşabiliyoruz. Mustafa Kemal oradaki Türkleri unutmuyor. Kendisi de Türkçü ve milliyetçi bir yapıda olduğu için oradaki Türklerle ilgileniyor. Onlara tanınan hakların daha da geliştirilmesi için, daha da iyileştirilmesi için Bulgar yetkililerle görüşmeler yapıyor, çaba gösteriyor. O yüzden birinci öncülden Mustafa Kemal'in Türkçü ve milliyetçi bir düşünce yapısıyla hareket ettiğini çıkartabiliriz. İkiye bakalım. Bölgede yaşayan soydaşlarımızı ziyaret ederek onlarla yakından ilgileniyor. Soydaş ne demek arkadaşlar? Aynı soydan gelen kişi. Yani Mustafa Kemal oradaki Türkleri ziyaret ediyor. Onlarla yakından ilgileniyor. Sorunlarını dinliyor ve bu sorunların çözümü için uğraşıyor. Bu da onun milliyetçi, Türkçü bir yaklaşımla hareket ettiğini gösterir. Üçüncü öncüle bakalım. Düzenlenen üst düzey toplantı, balo ve davetlerde Avrupa devletlerinin temsilcileriyle görüşme. Arkadaşlar bu öncü Mustafa Kemal'in Türkçü ve milliyetçi bir yapıyla hareket ettiğini bize göstermez. Bu oradaki göreviyle alakalı. Ne yapıyor? Diplomatik girişimlerde bulunuyor. Kendisini geliştiriyor. Avrupa'daki gelişmeleri takip ediyor. Ve oradaki askeri ateşçilik görevini yerine getirmeye çalışıyor. Ama birinci ve ikinci öncül Mustafa Kemal'in milliyetçi, Türkçü düşünce yapısıyla hareket ettiğini gösterir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 yani B seçeneği. Altıncı soru. Verilen bilgilere göre Selanik şehri ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 19. yüzyıl sonlarında Selanik şehrinde özgür bir ortam oluşmuştu. Bu özgür ortamda çeşitli fikir akımları kolayca yayılıyor, memleket meseleleri konuşulabiliyordu. Şehirde postane bulunduğu gibi çeşitli Avrupa devletlerinin gazete ve dergileri de satılıyordu. Ayrıca Türkler ile gayrimüslimler de gazete ve dergi çıkartıyordu. Farklı din, dil ve düşüncede de insanların kaynaştığı bir şehir olan Selanik, Balkan Savaşları'na kadar hem Türk aydınlarının hem de Türk gençlerinin belli başlı düşünce ve özgürlük merkezi haline gelmişti. Peki bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız? Hangilerine ulaşabiliriz bakalım. A. Çok uluslu bir yapıdadır. Bu yargıya ulaşmak mümkün mü? Evet, bakın farklı dinde, dilde ve düşüncede insan burada yaşıyor. İşte Müslüman, Hristiyan, farklı dillerde dine göre işte Türkçe, işte Rumca, Ermenice, Sırpça gibi bu bilgiden şehrin çok uluslu bir yapıda olduğunu görebiliyoruz. B'ye bakalım. Halkın ifade hürriyeti var. Evet, Selanik şehrinde özgür düşünce ortamı oluşmuştu.
çeşitli fikir akımları kolayca yayılıyor, memleket meseleleri konuşulabiliyor. Yani insanlar düşüncelerini ifade edebiliyor, konuşabiliyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Bu yargıya ulaşmak mümkün. C'ye bakalım. İnanç birliği sağlanmış durumdadır. Yani herkes aynı inançtan. Böyle bir şey mümkün değil. Zaten burada farklı din, dil ve düşüncede insanlar diyor. Bakın yine burada Türkler ve gayrimüslimler diyor. Yani hem Müslümanlar var hem gayrimüslimler var. Haliyle inanç birliği sağlanması gibi bir durum yok. Buna ulaşamıyoruz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C. D'ye bakalım. Basın yayın hayatı oldukça canlıdır. Evet, buna da ulaşmak mümkün. Bunu nereden anlıyoruz? Hem Türkler hem de gayrimüslimler gazete ve dergi çıkartabiliyor. Ayrıca Avrupa devletlerinin gazete ve dergileri de bu şehre ulaşıyor. Burada satılıyor. O yüzden basın yayın hayatı oldukça canlı, gelişmiş. Burada ulaşamayacağımız tek yargı inanç birliği sağlanmış durumdadır yargısı. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Yedinci soru. Bu sözlerden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Şimdi o söze bakalım. Okul arkadaşlarımdan Asım Gündüz, Mustafa Kemal'i şöyle anlatıyor. Doğup büyüdüğü Selanik'in batıya daha çok bağlantılı bulunması sebebiyle olacak dikkat çeken fikirleri vardı. Etrafına topladığı arkadaşlarıyla cesaretle konuşur ve onları güzel konuşmasıyla kısa zamanda tesiri altına alırdı. Bizler vatan, millet ve Türklük fikirlerini Harp Akademisi sıralarında ondan duymuştuk. Peki bu sözlerden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisini yapamayız? A. Hitabet konusunda yeteneklidir. Bu çıkarımı yapabiliriz. Bakın burada ne diyor? Etrafına topladığı arkadaşlarıyla cesaretle konuşur. Arkadaşlar hitabet etkileyici ve güzel konuşma sanatıdır. Bu bir yetenektir ve bu yetenek Mustafa Kemal'de de var. Ve onları güzel konuşmasıyla kısa zamanda tesiri altına alırdı. Mustafa Kemal hitabet konusunda oldukça iyi, başarılı ve bu yeteneğiyle arkadaşlarını etkilemeyi başarıyor. Buradan hitabet konusunda yetenekli olduğunu söyleyebiliriz. B'ye bakalım. Selanik düşünce hayatını etkilemiştir. Evet, orada büyümüş. O şehir batıya yakın, batıyla bağlantı içinde. Bu nedenle o şehirde büyümesi Mustafa Kemal'in fikir hayatına yön vermiştir. Fikir hayatının şekillenmesinde önemli derecede rol oynamıştır. Bu nedenle B seçeneğine de ulaşabiliriz. C'ye bakalım. Cesur, yurtsever ve milliyetçi bir kişiliktedir. Buna da ulaşmak mümkün. Bakın, cesaretle konuşur. Yani bazı şeyleri göze alıyor. Cesur. Yurtsever, bizler vatan, millet ve Türk fikirlerini ondan duyduk diyor. Demek ki bu düşünceleri hayata geçirmiş, bunları bilen, yaşayan bir insan. O yüzden C'ye de ulaşmak mümkün. Cesur, yurtsever ve milliyetçi bir kişiliktedir. Ama D'ye ulaşmak mümkün değil arkadaşlar. Çünkü Mustafa Kemal akademide ve rütbeli de olsa bir öğrenci. Burada herhangi bir zafer kazanması, bir başarı elde etmesi durumu yok. Akademide önemli askeri görevler üstlenmiştir diye bir bilgiye bu sözlerden ulaşamayız. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Sekizinci sorumuz. Verilen metinde Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır? Metnimizi okuyorum. Milli mücadelenin hazırlık döneminde önce temsil heyeti başkanlığı, daha sonra Büyük Millet Meclisi başkanlığı yapan Mustafa Kemal, Batı cephesinde dönüm noktası olan Sakarya Meydan Savaşı öncesinde başkomutan olarak ordunun başına geçmiştir.
O en sıkıntılı zamanlarda bile görev ve sorumluluk almaktan, üstlenmekten çekinmemiş, vatanı ve milleti için mücadele etmiştir. Peki bu metinden hareketle Mustafa Kemal'in hangi kişisel özelliğine ulaşabiliriz? Arkadaşlar A'ya bakıyorum. Liderlik. Burada zaten vurgulanan özelliği bu. Bakın temsiliyeti başkanlığı yapıyor. Yani Bakanların Kurulu gibi çalışan bir oluşumun başına geçiyor. Liderlik yapıyor orada. Büyük Millet Meclisi başkanlığı yapıyor. Yine milli mücadelenin liderliği için, milli mücadele için kurulan Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık görevi yapıyor. Yine en kritik zamanda Sakarya Savaşı öncesinde başkomutan sıfatıyla ordunun başına geçiyor ve bu sefer de orduya liderlik yapıyor. Yani sorumluluk almaktan kaçınmıyor. Bu da onun liderlik özelliğiyle alakalı. Burada bir yenilikçilik yok. B seçeneği eliyoruz. Burada bir çok yönlülük yok. Ve yine D seçeneğinde burada herhangi bir ileri görüşlükle ilgili bilgi ve veri yok. Sorumuzun doğru cevabı, vurgulanan özelliği Mustafa Kemal'in burada liderlik. Cevabımız bu nedenle A seçeneği. Dokuzuncu soru. Buna göre yukarıda verilen bilgilerden hangileri sosyal durum başlığı altında toplanabilir? Bilgilere bakalım. Osmanlı Devleti'nin 20. yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumu hakkında bazı bilgiler maddeler halinde aşağıda verilmiştir. 1. Balkan Savaşları ve azınlık isyanları sonucunda toprak kayıpları yaşandı. 2. Kaybedilen topraklardan gelenlerin İstanbul, Bursa ve İzmir'e yerleşmesiyle şehirli nüfusu arttı. 3. Kentlerde eğitim, sağlık, gıda, barınma, ulaşım, güvenlik gibi hizmetler olan talep çoğaldı. Arkadaşlar 3 tane öncül var, 3 tane bilgi var. Bu bilgilerden hangilerini sosyal durum başlığı altında toplayabiliriz? Öncelikle 1'e bakalım. Balkan savaşları ve azınlık isyanları sonucunda toprak kayıpları yaşandı. Arkadaşlar bu siyasi bir bilgi. Çünkü savaşlar, isyanlar, anlaşmalar bunlar siyasetin görevi, devletler arasındaki ilişkiler, siyasetle ilgili olaylar. O yüzden biri sosyal durum başlığı altında toplayamayız, biri eleyeceğiz. Eledik. İkiye bakalım. Kaybedilen topraklardan gelenlerin İstanbul, Bursa ve İzmir'e yerleşmesiyle şehrin nüfusu arttı. Arkadaşlar bunu sosyal durum başlığı altında toplayabiliriz. Çünkü tamamen insani bir olay, insanlarla ilgili bir olay. Sosyal dediğimiz olay bu zaten. İnsanları ilgilendiren, insanların içinde olduğu, insanların yaşantısıyla alakalı. Bakın burada kaybedilen topraklardan insanlar göç etmiş. Sosyal bir durum. İstanbul'a, Bursa'ya, İzmir'e yerleşmiş ve burada şehri nüfusu artmış. Bu tür konular sosyal durum başlığı altında rahatlıkla toplanabilir. Bu konu sosyolojinin inceleme alanlarından birini oluşturan bir konu. Üçe bakalım. Kentlerde eğitim, sağlık, gıda, barınma, ulaşım, güvenlik gibi hizmetlere olan talep arttı. Bunlar da yine sosyal ihtiyaçlar arkadaşlar, insani ihtiyaçlar. O yüzden bu bilgiyi de sosyal durum başlığı altında toplayabiliriz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneği 2 ve 3. Birinci öncülümüz tamamen siyasi durumu ile ilgili Osmanlı Devleti'nin 2 ve 3 sosyal durumu ile alakalı. Evet, 10. ve son sorumuz. Metinde bahsedilen fikirler Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı sonrasında gerçekleştirdiği aşağıdaki faaliyetlerden hangisinde daha etkili olmuştur? Metnimize göz atıyoruz. Avrupa'da bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler bazı Osmanlı aydınlarının yönünü batıya dönmesine neden oldu. Bu aydınlar devletin kurtuluşunu batılılaşma fikrinde aradılar. Bu fikrin savunucuları Avrupa'daki gelişmelerini örnek alınarak
devletin modernleştirilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Tevfik Fikret gibi aydınlarca savunulan bu fikirler Mustafa Kemal'i de etkiledi. Mustafa Kemal de bu fikirlerin etkisiyle çeşitli çalışmalar yürüttü. Soruda zaten bunu soruyor. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisinde daha etkili olmuştur? A. Ordu yönetmesinde. Bunu eliyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal zaten Kurtuluş Savaşı'nda orduyu en iyi şekilde yönetti ve Kurtuluş Savaşı'nı kazandı. Bakın burada Kurtuluş Savaşı sonrasında diyor zaten. B. Çeşitli inkılaplar, yani yenilikler yapmasında. Evet, cevabımız bu arkadaşlar. Zaten burada da diyor. Avrupa'daki gelişmelerin örnek alınarak devletin modernleştirilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Modernleştirmek için de çeşitli yeniliklerin, inkılapların yapılması lazım. Hatta Mustafa Kemal Tevfik Fikret için der ki ben inkılap ruhunu ondan aldım. Ondan o kadar etkilendim ki yaptığım inkılaplarda onun da büyük etkisi oldu. Böyle bir sözü var. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Çeşitli inkılaplar yapmasında, yani yenilikler yapmasında daha etkili oldu. C'ye bakalım. Ekonomiyi canlandırmasında burada böyle bir ifade yok. Başarılı bir dış politika yürütmesinde yine burada anlatılmak istenen bu değil arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı çeşitli inkılaplar yapmasında bu fikirler etkili oldu. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Hepinize izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki sınavlarda başarılar dilerim.